Birincisi evet, milletlerde kadın örgüsünde oturum hakkımız var. Uluslararası büyük bir kuruluş. Gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, bu organizasyon için aslında... Kızım dedi, odaya kilitledim dedi. Yemekleri almıyorum dedi. Görmek de istemiyorum dedi. Gördüğüm zaman dedi, beynime sıçrıyor öfkem dedi. Kötü bir şey yapabilirim. O yüzden kızı odadan çıkarmıyorum dedi. Karıma anlatamadım, utandım dedi. Her şeye ne dersen, mesela bu pazar şuraya gidelim dedim değil mi? Direkt hayır ver. Direkt hayır. Ha, hiç düşünmeden dinlenmek. Ondan sonra arada birkaç saat gece veya birkaç gün gece, ondan sonra sanki bana bir favor, bir lütuf yapıyormuş gibi. Ay, karar verdim dedim, hadi gidelim. Ananızın babanızın parasına güvenerek evlenmeyin. Ananızın babanızın size bırakacağı eve, arabaya güvenerek evlenmeyin. Sevgi dolu bir aileden gelmişsiniz seçin. O yüzden anasını, babasını, kardeşlerini tanımadan yine evlenmeyin. Koruma adına, düzenleme adına, kanun maddesi adına hazırda bekleyen bir hükmü var. Ama kişi razıysa, kişi razıysa hiçbir şey yapamazsın canım. Şimdi en etkili Adana'da birçok kurum var. Bir kere Alo 183. Hepinizin bilmesi gereken, benim de bilmem gereken bir numara. Bu bildiğimiz Aile Bakanlığımızın numarasıdır. Türkiye'nin her yerinde barolar var. Adana'daki baro çok aktif çalışıyor. Şimdi şöyle şuradan başlayayım isterseniz. CMK diye bir müessese var. Ama CMK'nın bir özelliği var, müşteki, mağdurun avukatı olmuyor, sanığın avukatı olmuyor. Bunun istisnası çocuk yargılamaları. Şimdi tedbirler size küfür etmeme, hakaret etmeme olabilir, size evinize yaklaşmama olabilir. Bir çeşitli, birden fazla tedbir türü var, bunlardan birçoğunu da aynı anda verebilir, birini de verebilir. Uzaklaştırma kararları. Bunları sık sık duyuyorsunuz. Gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet.